başımızı kaldıralım. Sayın Genel Başkanım. Harbi gitsinler diyoruz. Alkışlıyoruz. Milletçe alkışlıyoruz. Gelin oynayın. Gitsinler diyoruz. Yaşanacak bir Türkiye geliyor. Gelin oynayın diyoruz. Yaşanacak bir Türkiye için iktidara yürüyoruz. Milletçe CHP. Saniye boşaltalım hemen. Gelin oynayın gitsinler diyoruz. Nasılsınız sevgili Erdoğanlılar? Alkışlıyoruz. Milletçe alkışlıyoruz. İyi misiniz canım hemşerilerim? Gelin oynayın gitsinler diyoruz. Erdoğan'da olmak bir ayrıcalık. Erdoğan'da olmak bugün. Gelin oynayın diyoruz. Buradan muhteşem gözüküyorsunuz. İktidara yürüyoruz. Ben sizlere birazdan umudumuz Genel Başkanımız, halk iktidarının lideri, yaşanacak bir Türkiye'nin başbakanı Kemal Kılıçdaroğlu'yla baş başa bırakacağım. Milletçe alkışlıyoruz. Ama izin verirseniz aramızda bulunan belediye başkanlarımızı, milletvekili adaylarımızı tanıtacağım. Hemen ardından sizleri genel başkanımıza baş başa bırakacağım. Tevzi Uygur Ardani başkanımız aramızda, hoş geldiniz diyorum. Yaşanacak bir Türkiye geliyor. Gelin oynayın diyoruz. Yaşanacak bir Türkiye için. Kadın kollarımızın yönetim kurulu üyesi Dürriye Taş aramızda, hoş geldiniz diyorum. Misafir milletvekilimiz. Alkışlıyoruz. Artvin milletvekilimiz. Yüksek Disiplin Kurulu Başkanımız Uğur Bayrak Tutan aramızda, hoş geldiniz diyorum. Alkışlıyoruz. Milletçe alkışlıyoruz. O sizin hemşehriniz, 21. dönem Ardahan Milletvekili Parti Meclisimiz Faruk Demir aramızda, hoş geldiniz diyorum. Diyoruz. Yaşanacak bir Türkiye için iktidara yürüyoruz. Milletçe CHP. Sevgili Erdoğanlılar, o bu toprakların öz evladı, sizin hemşehriniz, evladınız İstanbul'da Bakırköy Belediye Başkanımız Bülent Kerimoğlu aramızda. Gitsinler diyoruz. Alkışlıyoruz. Milletçe alkışlıyoruz. Kars milletvekili adaylarımız Gelin aramızda, il başkanımız aramızda. Şimdi ben sizlerden rica ediyorum. Şu bayraklarınızı bir aşağı indirir misiniz lütfen? Bayraklarınızı bir aşağı indirir misiniz? Sevgili Erdoğanlılar, hakka, hukuka ve ekonomiye, özgürlüğe, barışa ve adalete, laikliğe, demokrasiye ve cumhuriyete zulmeden mağlup zihniyeti bir alkışlar mısınız lütfen? Göreyim alkışlarınızı. Yüreğinize, elinize, nefesinize sağlık. Zamanı geldi mi? Geldi mi? Zamanı geldi mi? Yaşanacak bir Türkiye istiyor musunuz? İstiyor musunuz? O zaman ben sizlere Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanını, halk iktidarının liderini, umudumuz genel başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nu anons ediyorum. Genel Başkan Yardımcımız Sezgin Tanrıkulu da aramızda. Kemal Kılıçdaroğlu sizleri selamlıyor. Teşekkür ediyor sizlere. İlginize, sevginize, coşkunuza teşekkür ediyor.
Alkışlayın. Milletçe alkışlayın. Avuçlarınız patlarcasına alkışlayın sevgili Erdoğanlılar. Ben sizleri Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'yla baş başa bırakıyorum. Yaşanacak bir Türkiye için iktidara yürüyoruz milletçe CHP. Nasılsınız, iyi misiniz? Sizin için çalışacağım. Bu ülkeyi kavgadan uzak tutacağım. Sözüm söz. Bu ülkeye huzuru getireceğim. Sözüm söz. Bu ülkede hiç kimseyi, ama hiç kimseyi, hiç kimseyi inancından dolayı, kimliğinden dolayı, yaşam tarzından dolayı asla ve asla ötekileştirmeyeceğim. Bütün insanları kucaklayacağım. Ardahan'ı biliyorum. İnşallah o da olacak. Sizin desteğinizle olacak. Milletin desteğiyle olacak. 13 yıldır iktidardalar. 13 yıl. 13 yıldır Allah aşkına ne yaptılar? 13 yıldır ben size bir tablo koyayım önünüze. 13 yıl. Ardahan'da işsizlik var mı? Emin misiniz? Ama onların çocukları işsiz değil. Niye sizin çocuğunuz işsiz? Sözüm söz. Kılıçdaroğlu sözü. İşsizlik sorununu mutlaka çözeceğiz. Her evde tencere kaynayacak. On üç yıldır iktidardalar. 13 yılın sonunda Türkiye'nin geldiği nokta. 6.200.000 işsizimiz var. 6.200.000. 13 yıldır iktidardalar. 17 milyon yoksulumuz var. 17 milyon. 3 milyon 750 bin hanede 17 milyon yoksulumuz var. 13 yıldır iktidardalar. İzledikleri dış politikanın sonucu olarak 2 milyon Suriyeli şu anda Türkiye'de. 2 milyon Suriyeli için harcadıkları para 5,5 milyar dolar. 13 yıldır iktidardalar. Ardahan'a ne yaptılar Allah aşkına? Sözüm söz. Et ve süt kurumunu, adı yeni adı et ve balık kurumu olmayacak. Et ve süt kurumunu yeniden inşa edeceğiz. Yeniden besicinin dostu olacak o kurum. Bir milletvekiliniz var. Onu sadece Ardahan tanımıyor aslında. Onu bütün Türkiye tanıyor. Nerede besicinin bir sorunu varsa, ister Afyon, ister Balıkesir, ister Ardahan, ister Kart. Önce onun aklı ismi aklımıza geliyor. Ensar Bey öyle değil mi? Bakınız, Türkiye bir dönem sadece kendi ülkesini değil, bütün Orta Doğu'yu beslerdi. Türkiye canlı hayvan ihraç ederdi. Bugün geldiğimiz noktada oturup hepimizin düşünmesi lazım. Neyimiz eksik de ne oldu da bu ülke saman ithal etti? Ne oldu da bu ülke canlı hayvan ithal etti? Ne oldu da bu ülkeye kurbanlık koyun ithal etti? Suyumuz mu eksik? İnsanımız mı eksik? Meramız mı eksik? Güneşimiz mi eksik? Neyimiz eksik? Ben size söyleyeyim. Eksik olan sadece bir şey var. Akıllı siyaset eksik. Dürüst siyaset eksik. Namuslu siyaset eksik. Cebini düşünen siyaset var bu ülkede. Size sözüm söz. Sözüm söz. CHP iktidarında ilk 100 günde çıkaracağımız kanunun adı temiz siyaset kanunu.
siyasi ahlak yasası. Bunu çıkaracağız. Böylece siyaseti kirlilikten kurtaracağız. Dürüst insanlar siyaset yapsın. Namuslu insanlar siyaset yapsın. Halkı düşünen insanlar siyaset yapsın. Siyaset halka adanmışlıktır. Siyaset halkın sorunlarını çözmek için yapılır. Siyaset ülkede yoksulluk olmasın. Bunun için yapılır. Siyaset ülkede çocuklar yatağa aç girmesin. Bunun için siyaset yapılır. Onlar için siyaset yapıyorlar. Ceplerini düşünüyorlar. Yandaşlarını düşünüyorlar. Sözüm söz. Benim için yandaş yok. Benim için vatandaş var. On bir milyon emeklimiz var. 11 milyon emeklinin 8 milyonunun aylık geliri 1000 liranın altında. Dedik ki emeklilere Ramazan bayramında ve Kurban bayramında birer maaş ikramiye vereceğiz. Koro halinde bağırıyorlar. Veremezsin. Niye veremezsin? Kaynak yokmuş. Niye kaynak yok? Senin kaçak sarayına kaynak var. Suriyeli'ye kaynak var. El eleme kaynak var. Emekliye gelince kaynak yokmuş. Bu ülkenin kaynağı var. Bütün mesele şu. Kaynağı kimin için kullanacaksın? Kimin için kullanacaksın? Yandaş için mi? Vatandaş için mi? Ben ne diyorum? Vatandaş için kullanacağım. Sözüm söz. Kaynağı bulacağım. Kaynak zaten var. Emekliye Ramazan bayramında ve Kurban bayramında birer maaş ikramiye vereceğim. Sözüm sözdür. Bizim emekliye vefa borcumuz var. Emekli yıllar yıldır çalıştı. Emek harcadı emekli. Ülkenin kalkınmasına katkıda bulundu. Kimisi tarlada, kimisi fabrikada çalıştı. Kimisi bakkal dükkanında çalıştı. Kimisi devlet memuru oldu. Herkes bir haliyle primini yatırdı ve emekli oldu. Ama emekli aileyle geçinemiyor. Geçinemediği için esnafsa yine çalışmaya başlıyor. Sen misin çalışan? Sen misin esnaf? Onun emekli aylığından çalıştığı için %15 sosyal güvenlik destek primi kesiyorlar. Esnaf kardeşim unutma, o %15 sosyal güvenlik destek primini de keseceğim. Sen aylığını tam alacaksın. Hiç endişen olmasın. Size bir soru sorayım. Emekli iki maaş ikramiye alınca ne yapacak Allah aşkına? Onların aklına şu geliyor. Emekli iki maaş ikramiye alınca götürüp İsviçre bankalarına yatıracak diye düşünüyorlar. Ya emekli iki maaş ikramiye alınca gidip bakkaldan alışveriş yapacak. Kim kazanacak? Hem esnaf kazanacak hem emekli kazanacak. Kim kazanacak? Toptancı kazanacak. Kim kazanacak? Sanayici kazanacak. Bu işin zarar edeni yoktur. Kim zarar edecek? Hortumcular zarar edecek. Ardahan'dan söylüyorum. Ankara'dakiler duysun. Sözüm söz. Kaçak saraya bağlanan bütün hortumları Allah'ın izniyle keseceğim. Keseceğim o hortumları. Son 13 yılda İki Trakya büyüklüğünde arazi ekilmiyor. Çiftçi diyor ki ektiğim zaman zarar ediyorum. Niye ekeyim diyor. Mazot pahalı, gübre pahalı, elektrik de pahalı biliyorsunuz. Elektriğe gelen faizleri de ben çok iyi biliyorum. Vatandaşın nasıl perişan edildiğini çok iyi biliyorum. Üreten Türkiye diyoruz, üreten Türkiye. Eğer bir ülke üretirse güçlü olur. Bir ülke üretirse saygınlığı olur. Size çok basit bir örnek vereceğim. Hollanda.
Konya'dan küçük. Konya'dan küçük Hollanda'nın yıllık tarım ürünü ihracatı 120 milyar dolar. 120 milyar dolar. Konya'dan küçük bir ülke. Türkiye'nin 12 milyar dolar. Allah aşkına neyimiz eksik? Neyimiz eksik Hollanda'dan? Güneşimiz daha fazla. Toprağımız daha fazla. İnsanımız daha fazla. Daha çalışkan. Genç nüfusumuz daha fazla. Eksik olan ne? Eksik olan temiz siyaset. Eksik olan vatandaşını değil cebini düşünen siyaset. Yeni bir sayfa açacağız. Düzgün bir sayfa açacağız. Adaletli bir sayfa açacağız. Refahı tabana yayacağız. Bakın unutmayın bu cümleyi. Refahı tabana yayacağız. Nasıl olacak? Rakam vereceğim unutmayın. Rakam vereceğim. Yıl 2002. Yıl 2002. Türkiye nüfusunun %1'i, Türkiye nüfusunun %1'i Türkiye'deki bütün servetin %39'una sahip. Yıl 2014. Türkiye nüfusunun %1'i toplam servetin %54.3'üne sahip. Refaha ne yaptılar? Tavanda topladılar refaha. Bir avuç insanda topladılar. Biz ne yapacağız? Refahı tavanda değil, tabana yayacağız. Refahtan vatandaş faydalanacak. Böylece bu ülkede yoksulluk tarihe gömülecek. Bunun sözünü veriyorum size. Ben sizden birisiyim. Anadolu çocuğuyum ben. Annem, Allah rahmet eylesin, ablam okuma yazma bilmiyorlar. Bilmediler, öğrenemediler. 7 kardeşiz. İşlerinden üniversiteye giden sadece benim. Benim kardeşlerimin adını bilmezsiniz. Çocuklarımın da adını bilmezsiniz. Hiçbirisi de köşeyi dönmedi. Ama hepsi alınlarının teriyle geçiniyorlar. Benim çocuklarımın gemileri yok. Benim kardeşlerimin gemileri yok. Nasıl siz yaşıyorsanız onlar da öyle yaşıyorlar. Siz nasıl ülkenin geleceğinden endişe duyuyorsanız onlar da aynı endişeyi duyuyorlar. O nedenle söylüyorum. Ben sizden birisiyim. Ben sizin kardeşinizim. Ben bu ülkenin insanıyım. Ben sizden birisiyim. Sizin derdinizi en iyi bilen benim. En iyi bilen benim. Benim inancımda, benim inancımda, benim siyasal anlayışımda kul hakkı yemek yoktur. Benim inancımda, benim siyasal anlayışımda siyaset köşeyi dönme sanatı değildir. Siyaset halka adanmışlıktır. Siyaset halka hizmet etmek demektir. Onun için gelin 7 Haziran'da yeni bir sayfa açalım. Güzel bir sayfa açalım. Yeni bir başlangıç yapalım. Güzel Türkiye'miz için, yaşanacak bir Türkiye için yeni bir sayfa açalım. Huzur olsun ülkemizde. Kavga olmasın hiçbir alanda. Anneler çocuklarını sabahleyin okula güler yüzle gönderebilsinler. Her evde akşam tencere kaynasın. İşsizlik olmasın, yoksulluk olmasın. Yoksulluğu nasıl bitireceğiz? 17 milyon yoksulumuz var. 13 yılda yoksulluğu yönettiler, yoksulluğu bitirmediler. Ben sizden sadece ve sadece 4 yıl için yetki istiyorum. 4 yıl için. 4 yılda güzel bir Türkiye göreceksiniz. Hiçbir ailenin geliri 720 liranın altında olmayacak. Bir daha söylüyorum. Hiçbir ailenin geliri 720 liranın altında olmayacak. 500 lira mı gelir elde ediyor? 220 lirasını devlet verecek. Hiçbir geliri yok. 720 lirasını devlet verecek. Dolayısıyla aile sigortasını getireceğiz. Her ailenin güvencesi olacak. Her ailede para kadının banka hesabına yatacak. Kadın alacak çoluk çocuğunu,
O da markete gidecek. O da esnafa gidecek. O da alışveriş yapacak. O sosyal devletin güvencesi altında olacak. Sosyal devletin. Niçin böyle yapıyoruz? Ambulans. Oraya bir ambulans. Tamam, oraya bir ambulans gönderin. Neden sosyal devletin güvencesi altında olacak? Çünkü benim siyaset anlayışımda da, çünkü benim inancımda da temel kural şudur. Sağ elin verdiğini sol el görmeyecek. Bu ülkede huzur ve barış olacak. Dedik ki asgari ücreti 1500 lira yapacağız. Vay efendim, nasıl 1500 lira yaparsın? 1500 lira yapmak işçiye zulümdür diyor Maliye Bakanı. Ben şimdi Ardahan'dan ona soruyorum. Sen ayda 13-14 bin lira para alırken zulüm değil de işçi 1500 lira aldığı zaman mı zulüm oluyor? Buraya gelecekmiş Sayın Başbakan. Ona sorun Allah aşkına. 1500 lira ne zamandan beri zulüm olmaya başladı? Ben size bir zulüm tablosu anlatayım. Oturun vicdanınızla hesaplaşın. 5 kişilik bir aile düşünün. 5 kişilik. Anne baba ve 3 çocuk. Günde sadece her öğün bir çay ve bir simit yesinler. Bir çay, bir simit. Bir çay, bir simit 2 lira. Bir öğün 5 kişi için 10 lira. 3 öğün 30 lira. Bir ayda 900 lira. Asgari ücret ne kadar onu da bilmiyorlar. 949 lira. 900 lirayı düşün, çay ve simit hesabı. Geriye kalıyor 49 lira. Şimdi sorun Sayın Başbakan'a. 49 lirayla bu aile elektrik parası mı versin? Mutfak masrafını mı versin? Otobüs parası mı versin? Çocuğun okul masrafını mı karşılasın? Nasıl yapacak bunu? Asıl sen bana bunun formülünü söyle de bu millet de rahat etsin. Ben söylüyorum, 1500 lira yapacağım asgari ücreti. Hayatım boyunca hiçbir zaman devleti düşünmenin ötesinde bir şey yapmadım. Vatandaşımı düşündüm, Türkiye'yi düşündüm. 27 buçuk yıl bu devlete hizmet ettim. Soruyorlar kaynağı nereden bulacaksın diye. Onlara açık ve net söyledim. Nerede söyledim? Türkiye Odalar Borsalar Birliği Genel Kurulu'nda söyledim. Dedim ki ben eski hesap uzmanıyım. Maliyeyi bilirim, vergiyi bilirim. Nasıl toplanır, nasıl harcanır, bütçe nasıl yapılır? Bütün hayatım bununla geçti. Sorun dedim, kendi danışmanlarınıza sorun, kendi uzmanlarınıza sorun. Bu işi Türkiye'de eğer 10 kişi iyi biliyor diyorsanız, o 10 kişiden birisi de bu kardeşinizdir. Bu konuda mütevazi değilim. Size hizmet edeceğim bu ülkenin insanına. Söyledim. Hiçbir yurttaşımı ayırmayacağım. Kimliği ne olursa olsun benim başımın tacıdır. İnancı ne olursa olsun benim başımın tacıdır. Yaşam tarzı ne olursa olsun benim başımın tacıdır. Benim görevim ne? Çocuğu işsizse iş bulacağım. Akşam tencere kaynamıyorsa onun tenceresi kaynacak, onun formülünü bulacağım. Aile sigortasını onun için getiriyorum. 3.700.000-750.000 haneye huzur getireceğiz. Barış getireceğiz. Kardeşlik getireceğiz. Hiç kimse büyük kentlerin sokaklarında trafik lambalarının bulunduğu yerde dilencilik yapmayacak. 13 yılda yoksulluğu bitirmediler. 4 yılda ben bu coğrafyada yoksulluğu tarihe gömeceğim.
güzel bir Türkiye'yi, yaşanacak bir Türkiye'yi beraber inşa edeceğiz. 13 yıl izin verdiniz. 13 yıl ülkeyi yönettiler. Hiç kimse önlerinde engel diye bir şey de çıkarmadı. Ama 13 yıl kendilerini düşündüler. 13 yıl bu halkı düşünmediler. Yandaşlarını düşünmediler. Yeni bir sayfa, güzel bir sayfa, güzel bir başlangıç yapalım. Geçmişte hangi partiye oy verdiyseniz verdiniz. Hiç benim için sorun değil. Ama sorun 7 Haziran'da beraber yola çıkalım. Bunu sorun yapmadan bu ülkenin güzelliği için, bu ülkenin huzuru için, bu ülkenin kardeşliği için beraber yeniden yola çıkalım. Sözüm söz. Bütün Türkiye duysun. Bu ülkeye barışı getirecek olan parti Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Bu ülkeye kardeşliği getirecek olan parti CHP'dir. Bu ülkede yoksulluğu bitirecek olan parti CHP'dir. Bu ülkede 6 milyon 200 bin işsizin sorununu çözecek olan parti CHP'dir. Bu ülkede emeklilere Ramazan bayramında ve Kurban bayramında 2 maaş ikramiye verecek olan parti CHP'dir. Bu ülkede her ailenin geliri 720 liranın altında olmayacaktır diyen parti CHP'dir. Bu ülkede taşeronluğu bitirecek olan parti CHP'dir. Taşeron işçilik var biliyorsunuz. Yani devlet işçi çalıştırıyor. Ama devlet işçi çalıştırıyor ama başlarında bir taşeron var. Devlet parayı taşeronu ödüyor, taşeron da işçiye ödüyor. İşçinin iş güvencesi yok. Çalışma saati yok. Garantisi yok. Sadece taşeronun iki dudağı arasında işine son verdi mi çekip gidiyor. Biz bunu insan haklarına aykırı buluyoruz. Taşeronu kaldıracağız dedim. Vay efendim, taşeronu nasıl kaldırırsın? Devlete yük oluyor diyor. Söylüyorum. Zaten o parayı devlet ödüyor. Kimi ödüyor? Taşeronu ödüyor. Ben ne diyorum? Taşeronu kaldırıyorum aradan, sen doğrudan işçiye öde kardeşim. Niye işçiye ödemiyorsun? Taşeronu artadan kaldırıyoruz. Ne oluyoruz? Köle tüccarını kaldırıyoruz. Herkesin örgütlü olmasını istiyoruz. Herkesin sendikalı olmasını istiyoruz. Herkesin iş güvencesi olsun istiyoruz. Bunu istiyoruz. Mazotu 1,5 lira yapacağım dedim. Yine koro halinde bağırıyorlar. Efendim nasıl oluyor mu yapıyorsun? Mazotu biz dışarıdan alıyoruz. Petrolü dışarıdan alıyoruz. Ben de biliyorum dışarıdan alıyoruz. Ben de biliyorum dolarla alıyoruz. Peki rafineri çıkış fiyatı ne? Yani petrol geliyor Türkiye'ye. Gemilerle boşaltılıyor. Rafineride işleniyor. Rafinerinin karı var. Kaça satıyor? 1 lira 21 kuruş. 1 lira 21 kuruş. Ben çiftçiye kaça söz veriyorum? 1,5 lira. Zarar eden var mı? Kimse zarar etmiyor. Herkesin karı var mı? Herkesin karı var. Çiftçi üretecek mi? Elbette üretecek. Çıkıp desinler. Rafineri çıkış fiyatı 1 lira 21 kuruş değildir desinler bakayım. Alınlarına o 1 lira 20 kuruşun nasıl hesaplandığını söz veriyorum yapıştıracağım. Söz veriyorum. Efendim mazottan KDV'yi ve ÖTV'yi nasıl kaldırırsın diyorlar. Kardeşim sen yakuttan, pırlantadan, inciden KDV'yi, ÖTV'yi kaldırdın. Sana bir şey dedik mi? Hayır. E sen ondan kaldırıyorsun. Ben de çiftçinin mazotundan kaldırıyorum. Çünkü ben çiftçiyi düşünüyorum. Çünkü çiftçi üretiyor. Sen kendi çocuklarının gemilerine mazotu kaçtan veriyorsun? 1 lira 21'in de altında bir fiyatla veriyorsun. Ben kaçtan veriyorum mazotu? 1,5 liraya veriyorum. Devlet de kar ediyor buradan.
Ne diyorum? ÖTV'yi, KDV'yi kaldırıyorum. Bitti, bu kadar basit. O nedenle söylüyorum. Bizim projelerimiz halktan yana projeler. Bizim projelerimiz ülkenin sorunlarını çözen projeler. Bizim projelerimiz yoksulluğu tarihe gömen projeler. Bizim projelerimiz emeklinin de ikinci sınıf yurttaş olmadığını, emekli bu ülkenin birinci sınıf yurttaşıdır diyen projeler. Bizim projelerimiz çiftçinin ürettiği, alın terinin karşılığını aldığı projeler. Bizim projelerimiz besicinin de kazandığı, alın terinin karşılığını aldığı projeler. O nedenle söylüyorum, 7 Haziran çok önemli. 7 Haziran'da sandığa gideceğiz. Mühürümüzü, bakın şurada yazıyor, gelin oy verin diyor. Evet, gideceğiz 7 Haziran'da. 6 okun altına mühürümüzü basacağız. Yaşanacak bir Türkiye'ye, çocuklarımız için, torunlarımız için, ülkemiz için, bayrağımız için yeniden merhaba diyeceğiz. Hepinize en içten selamlarımı, saygılarımı sunuyorum. Hepinizi yürekten selamlıyorum. Yürekten kucaklıyorum. Hepiniz sağ olun, hepiniz var olun, hepiniz Allah'a emanet olun. Teşekkür ediyoruz Genel Başkanımız efendim. Yağmur da yağıyor, ben hemen milletvekili adaylarımızı takdim edeceğim. İthal hayvanı durduran, samanı ucuzlatan, köylünün çiftçinin dostu Ensar Öğüt. Gitsinler diyoruz. Alkışlıyoruz. Milletçe alkışlıyoruz. Genç, dinamik bir aday. Hemşehriniz Göreli. Yüksek Disiplin Kurulu Başkan Yardımcımız Avukat Sezgin Kaya. Genel Başkan Yardımcımız Sezgin Bey'i de bekliyorum buraya. Belediye başkanlarımızı da bekliyorum. Hanak Belediye Başkanımız, Ardahan Damal Belediye Başkanımızı da bekliyoruz. Sevgili Ardahanlılar, Ardahan'ı temsil edecek milletvekili adaylarımızla birlikte Cumhuriyet Halk Partisi'nin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sizleri selamlıyor. Önce Allah'a, sonra sizlere emanet ediyorum diyor. Alkışlıyoruz. Milletçe alkışlıyoruz. Teşekkür ediyoruz. Gelin oynayın, gitsinler diyoruz. Teşekkür ediyor Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu. Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyor. Teşekkür ediyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin milletvekili adaylarını önce Allah'a, sonra sizlere emanet ediyorum diyor. Gençlik kollarımıza çok teşekkür ediyoruz. Ardahan'ın selamını Iğdır'a götürüyorum diyor Kemal Kılıçdaroğlu. Güle 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 sevgili Kılıçdaroğlu. Ardahan yolun açık olsun diyor. Yaşanacak bir Türkiye geliyor. Gelin oynayın diyoruz. Yaşanacak bir Türkiye için iktidara yürüyoruz.